Herkese merhaba. Şu an Ramazan ayındayız ve ben de sizlere Ramazan ayı boyunca yöresel Kıbrıs lezzetlerinden ve özellikle benim ailemle Ramazan'da yaptığım lezzetlerden tarifler paylaşacağım. Bugün doğadayız. Her zaman dile getiririk. Doğa bizim için çok önemli. Doğaya bakmamız lazım. Gezip tanımamız lazım. Doğayla vakit geçirmemiz lazım aslında. Çünkü doğanın bize, bizim de doğaya ihtiyacımız var günün sonunda. Ama bugün sizlere öyle bir üründen bahsedeceğim ki yurt dışında insanların pahalı restoranlarda özel yediği bir ürün. Ama bizde bedava olan ve doğada bolca bulunan bir üründen bahsedeceğim. Bu ürün nedir? Ayrelli. Kolay bulabilmemizden ziyade ayrelli çok sağlıklı bir ürün. Sizlere bugün ayrelli salatası yapacağız. Yanında da geleneksel bir tatlımız olan samsı tatlısını yapacağız. Topladığımız ayrellileri aldık geldik. Şimdi bu ayrellilerle çok güzel bir ılık salata yapacağız. Şimdi ilk önce hemen badadezlerimizi kaynamaya atalım. Ardından da ayrellilerimizi kıralım. Evet, şimdi ayrellilerimizi kırdık ve kızartmak için yağımız da ısındı. Ayrellilerimizi tavaya alıyorum. Evet, şimdi ayrelilerimiz çok az solmaya başladı. Ben içerisine bezelyelerimizi de ekliyorum. Evet, şimdi bezelyelerim de ayreliyle 1-2 dakika kavruldu. Ardından badadezlerimizi ekliyoruz. 1-2 dakikada onları karıştırıp altını kapatıyoruz. Evet, şimdi gorlandromuzu, taze nanemizi doğradık. Bunları ben salatamın içine atıyorum. Güzelce karıştırdım. Ve şimdi tabağıma alıyorum. Şimdi salatamızı tabağımıza aldık. Üzerine doğradığımız soğanlarımdan koyuyorum. Biraz da beyaz peynir. Limon, zeytinyağı ve tuzumuzu bir kaba koyup güzelce karıştırdım. Şimdi üzerine döküp son olarak limon rendesi atıyorum ve bitiriyorum. Evet, şimdi salatamızı hazırladık. O kenarda beklerken biz de diğer taraftan samsı tatlımızın hazırlığına başlayalım. Samsı tatlımız için önce bir şerbet hazırlayacağız. 2 bardak şekere, 3 bardak su ve 1 adet limon dilimi. Bunları hemen tencereye alıyorum. Bunlar kaynamaya başlarken biz de diğer taraftan hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. 2 bardak unumuz var, 1 adet yumurta sarımız, 4 yemek kaşığı zeytinyağımız ve çok az da su kullanacağız içine. Evet, şimdi hamurumuzu güzelce yoğurduk. 1-2 dakika kenarda dinlendiriyoruz. Biz de o arada bir dilim limonumuzu şerbetimize atalım. Ve şimdi de iç harcımızı hazırlamaya başlayalım. İç harcımızda yarım bardak öğütülmüş bademimiz var. İçine çok az tarçın ve 2 yemek kaşığı çiçek suyu koyuyoruz. Evet, şimdi iç harcımız hazır ve güzelce hamurumuzu açmaya başlayalım. Evet, şimdi hamurumuzu güzelce açtık. Şimdi yavaş yavaş kesiyorum. Daha sonra içini dolduracağız. Böyle 2 defa buralardan bastırıp bu şekilde kapatıyorum. Ardından yanlarına çatalla bastırıp şekil veriyorum ve bu şekilde tatlılarımızı hazırlıyoruz. Şimdi yağımızı ısıttık. Samsılarımızı kızartmaya başlayacağız. Ardından hemen şerbete batırıyorum. Birazcık şerbetin içinde bekletip sonra tabağıma alacağım. Evet, tatlılarımızı pişirdik. Şimdi şerbetten de çıkardık. Bugün çok güzel iki tarif hazırladık. Ayrelilerimizi ovadan topladık. Çok güzel bir ılık ayrelli salatası yaptık. Onun yanına da geleneksel samsı tatlımızı yaptık. Umarım bu tatlıları, yemekleri iftarda denersiniz ve beğenirsiniz. Diğer tariflerde görüşmek üzere.